Selamlar arkadaşlar. Bugün Altay Ana Muharebe Tankı'nın zırhını 3 boyut olarak inceliyoruz. Zırh kalınlığı, içeriği vesaire. Videomuz bununla mı sınırlı? Elbette hayır. Diğer NATO bazlı ana muharebe tanklarıyla zırhını karşılaştırıyoruz. Altay Ana Muharebe Tankı'nın gövdesinde değişken bir zırh bulunmaktadır ki biliyorsunuz bunu 2016 tarihinde size açıklamıştım. Tabii o dönemlerdeki çizimlerim son derece amatörceydi. Altay Ana Muharebe Tankı'nın ön gövdesinde 800 mm'den başlayıp kademeli şekilde 400 mm'lere kadar düşen nera bazlı zırh tercih edilmiştir. Bu zırhın içeriği ise bor karbürle bileşik yüksek sertlikte metaldir. Bu metallere birazdan geleceğiz ama genellikle NATO bazlı tanklarda yüksek sertlikteki metaller tungsten, titanyum benzeri özel metaller olmakta. Alman leoparlarında tungsten arasına sıkıştırılmış seramikler tercih edilirken Fransız yapımı Leclerc tanklarında titanyum desteklidir. Birazdan bunlara değineceğiz. Altay Ana Muharebe Tankı'nın zırhı yeterli mi? Bunun cevabı gövdede evet. Üst plakada Altay Ana Muharebe Tankı 800 mm'ye kadar ulaşan zırh kalınlığına sahip. Sürücü pedallarına doğru inildikçe zırhın kalınlığı kademeli olarak düşer. Bunun örneklerini diğer ana muharebe tanklarından da görmek mümkün. Örneğin Leopard 2 serisi. Leopard 2 serisinde gövdenin alt kısmına doğru ilerlendikçe kalınlık düşer. Esasen bunun sebebi mühimmatın isabet etmesi muhtemel bölgelerdeki zırhın kalınlığını artırmaktır. Genelde mühimmatlar tankın ortalarına isabet eder ki tankçılara verilen eğitim de bu yöndedir. Çoğunlukla tankın ortasını hedefleyin denir. Leopard'ın gövdesiyle Altay'ın gövdesini kısaca karşılaştıralım. Leoparların gövdesi daha açılı lakin ince tasarlanmıştır. Zırhın toplam kapladığı alan ise 550 ile 600 mm arasındadır. Altay'ın gövdesi ise az yer kaplaması için dikey tasarlanmıştır. Yani açısız. Ancak zırh kalınlığı daha fazladır. Amerika yapımı M1 Abrams tanklarında bu değerler 600 ile 700 mm arasında değişmekte. Ancak bu modellerin zırh içerisinde çok fazla hava boşluğu vardır. Bu sebeple zırhlar bir araya getirildiğinde toplam kalınlık 280 mm bandında. Velhasıl Altay'ın gövdedeki zırh hakkı Leopard 2A6'larla M1'lerle karşılaştırıldığında daha üstün. Arkadaşlar Altay'ın gövdesi Leopard 2A7 modelleriyle benzer dirence sahip. A6 modellerinden daha iyi, A7 modelleri ile denk. Altay'ın gövdedeki zırh hakkı muadillerine göre daha iyi seviyede. Fakat kuleye geldiğimizde kuledeki zırhın kalınlığı 550-600 mm bandındadır. Altay'ın birebir rakibi olan A6'lara baktığımızda zırhın kalınlığı 1000 mm bandında. M1 A2 Abrams modellerinde ise 950 mm. Buradan da şunu anlıyoruz. Altay'ın kule zırhı muadillerine nazaran daha ince yapıya sahip. Lakin iç kısmında kullanılan nera yapı Type 10 modellerinde olduğu üzere açılı yapıya sahiptir. Yerli tankımızın zırhına dış kısımdan bakıldığı zaman Tiger 1'lerde olduğu gibi bizi açısız zırhlar karşılar. Demin de belirttiğim gibi iç tarafta kullanılan nera plakaları belirli bir açıda yerleştirildiğinden açılı zırh teknolojisinden de yararlanır. Zırha bakıldığında 90 derece olsa da mühendisler artık dıştan açı vermektense nera plakaları açılandırıyor. Böylece tank hem açılı zırh teknolojisinden yararlanabiliyor hem de yaşam alanı Leopard ve M1'lerde olduğu gibi azalmıyor, daralmıyor. Yeni üretilen tiponların dışına bakıldığında zırh dümdüz açısız gibi gözükürken iç taraftaki nera plakalar açılı yerleştirildiğinden tankın direnci hem %40-%50 oranında artıyor hem de aracın içi ufalmıyor. M1 A2, Leopard 2 A4 gibi eski tip zırh kullanan modellerde zırhın dıştaki açısıyla iç taraftaki açısı aynıdır ya da büyük ölçüde benzerdir. Yaklaşık 550 mm'lik kalınlık yeterli mi? Öncelikle şunu bilelim. Tankımızın ana zırhı olarak kabul edilen nera plakalar açılı yerleştirildiğinden zırhın efektif kalınlığı 550-600 değil 700-800 mm civarında. Bir zırha ne kadar fazla açı verilirse o zırhın efektif kalınlığı artıyor. Haliyle mühimmatlar daha kalın zırha nüfuz etmek zorunda kalıyor. Daha iyi anlayabilmeniz için şöyle örnek verelim. 50 mm kalınlığındaki zırha 65 derece açı verildiğinde zırhın efektif kalınlığı 100 mm zırhla neredeyse aynı oluyor.
Birçok tankta olduğu gibi elbette Altay'ın zırhında boşluklar var. Bu boşlukların genel maksadı hem APFSDS mühimmatlarının sekmesini, kırılmasını sağlamak hem de ATGM mühimmatlarını yanıltmak. ATGM füzeleri çukur imla haklı başlığa sahiptir. Bu başlığa sahip füze ve roketler İlk zırha nüfuz ettikten sonra yoğunluğunu arttırmaya yani genişlemeye başlarlar. Nüfuz etkisi şarapnele dönüşür. İlk plaka delinirken ufak bölgeye Okfol kimyasalı 6000 metrebölüsaniye hız ve 700 bin derece ile salgılanır. Bu durum neticesinde çelik zırh erir. Zırh birden fazla parçadan oluşuyorsa aynı etkiyle ilerleyemezler. Haliyle arkadaki plakalar antitankın deliş etkisini engeller. Bu yüzden tanklarda boşluk vardır. Çin ve Rus tanklarında zırh hakkı çok kalın olmadığından boşluk yerine genellikle tekselit benzeri malzemeler kullanılır. T-72'den T-80'lere kadar tercih edilen tekselit isimli malzemeler çukur imla haklı başlıkların jet etkisini genişletir ve deliş etkisi böylece yok olur. NATO bazı tanklarda teksolitten ziyade ısıya dayanıklı seramikler ile boşluklar tercih edilmiştir. Diğer tanklarla karşılaştırmaya devam edelim. Demin de belirttiğim üzere Altay'ın gövdesi Leopard M1 modellerine nazaran daha kalın zırhla korunsa da kule bu kadar şanslı değil. Bu nedenle kesinlikle kulenin zırh kalınlığı arttırılmalı. B firmasının yeni olarak adlandırdığı Altay'da maalesef kulenin kalınlığı hala aynı. Tankın dışına 5-10 mm kalınlığında çelik plakalar eklendiğinde tankın kaderi değişmeyecektir. M1'lerden, Leopard'lardan da bunun örneğini vermek isterim. İlk üretilen M1'in kuledeki zırh kalınlığı 600 mm. Günümüzde üretilen M1 Akilerin ise kuledeki zırh hakkı 980 mm'ye kadar artırılmıştır. A4 modelleri üzerinden örnek verecek olursak, iki A0'dan A4'e kadar zırh hakkı kulede 800 mm'dir. 95'lere doğru Sovyetler çok daha üstün APFSDS'ler üretebildiğinden bu zırhın hakkı 800'den 1100 mm'lere fırlamıştır. Tanklardan anlayan devletler araçların kulesini yaklaşık 10-20 yıl içerisinde %40 kalınlaştırmıştır. Bu nedenle Altay'ın kulesi kalınlaştırılmalı. Kalınlaştırılmaz ise 1980'lerde kullanılan ki A4'ler, M1 A1'ler ne seviyede dayanıklı ise Altay'ın da kulesi o seviyede dayanıklı olacaktır. Yani modern ATGM'lere karşı şansı olmayacaktır. Tüm tankların yan zırhı son derece incedir. K4 modellerinin ön gövde zırhı 550 mm bulurken yan taraflarda bu değerler 25 ile 30 mm arasında değişir. Yan kulede ise M1 A2 modellerinde 400, K4'lerde 300, Altay'da ise 280 mm kalınlığındadır. Leopard modellerinde bu zırhlar 3 plakadan oluşup açısız yapıya sahipken Altay modellerinde çok parçalı nere zırhlar tercih edilmiştir. Düz, 3 parçadan oluşan nere zırh yerine açılı, parçalı yapıya sahip nere plakaları kullanıldığından zırhın direnci 400 mm kalınlığa sahip M1 A2'lerden farksızdır. Gövdesi ise her tankta olduğu gibi sadece 50 mm bandında reha çeliktir. Bu zırhların hiçbir özelliği bulunmamaktadır. Evet, M1'den, Leopard'dan Altay'ın farkını öğrendik. Gövdede daha sağlam, kuleli ise daha ince yapıya sahip. Peki Challenger'lara nazaran ne seviyede? Challenger yapımı İngiliz tanklarının gövdesi çok farklı yapıya sahiptir. Üst kısımlarda zırhın kalınlığı M1 A2 modellerinden Leopard'lardan daha kalın olurken sürücü pedallarına doğru inildikçe zırhın kalınlığı 70 mm'ye düşer. Bu zırhlar risk açısına sahiptir. Peki nedir bu risk açısı? Dostlar, İngiliz tanklarında ya hep ya hiç mantığı kullanılmıştır. Diğer tanklarda ise bu kaydı geçerli değildir. Mühendislere belirli bir zırh hakkı verilir. Denir ki zırhın ağırlığı 10 tona geçmesin. 10 tonluk ağırlık ön gövdeye dağıtılır. İngiliz tanklarında ise bir bölüm çok ince olurken diğer bölüm delinmez kalınlıktadır. Bahsettiğimiz Challenger 2 modellerinin üst bölümlerinde diğer tankların gövdesine nazaran daha kalın zırhlar kullanılırken alt bölümlerde sadece 70 mm kalınlığa sahiptir. ATGM füzesi üst kısımlara nüfuz edemeyecek iken alt plakalara doğru roket dahi nüfuz edecektir. Velhasıl risk açısı budur. Bor karbürler metal değil seramiktir. Seramik niyetiyle farklı tanklarda da tercih edilebiliyor. Tankın zırhına yakından baktığımızda iki metal plakasının arasına sıkıştırılmış seramik yapıyı görüyoruz. Seramikler bor karbür. Seramiğin dışında bulunan metal ise ismini veremeyeceğimiz yüksek sertliğe sahip özel çelik. Alman tanklarında çelik olarak ifade ettiğimiz metal
tungsten olurken Fransız tanklarında titanyum, Abrams'larda ise uranyumdur. Anlıyoruz ki her devlet kendi şartları doğrultusunda zırh malzemelerini değiştirebiliyor. Evet, Altay'ın zırh yapısını, kalınlığını sizlere anlatmış oldum. Diğer tanklarla da karşılaştırdığımdan aklınızda eminim ki hiçbir soru işareti kalmadı. Kaldıysa yorumlarda her soruyu sorabilirsiniz. Son olarak gelelim K2 ile Altay'ın yapısına. K2 ile Altay çok fazla karşılaştırılıyor. Şunu bilelim. K2'ler ortalama 55, Altay ise 65 ton ağırlığa sahip. Aradaki 10 tonluk fark nereden geliyor? Altay'ın ön kule kalınlığı ile K2'lerin ufak farklarla aynıdır. Lakin K2'lerde tavanın kalınlığı 20-30 mm olurken yerli tankımız Altay'larda 150 mm'dir. F-16'lar 20 mm'lik otomatik toplarıyla 40 mm kalınlığındaki rahat çelikleri nüfuz edebilirler. A-10'lar ise 30'luk otomatik silahıyla neredeyse 10 cm yani 100 mm'lik çeliğe nüfuz edebilir. Altay'ın kule tavanı bu tarzda tehditlere hitaben 150 mm olacak şekilde üretilmiştir. Savaş senaryosu düşünelim. Leopard 2, M1, K2 ve birçok tankın tavanı yaklaşık 20 ile 30 mm arasında değişiyor. F-16'ya zırh delici mühimmatlar takıldığında 20'lik topuyla dahi tankın tavan zırhına kolaylıkla nüfuz edebilmekte. Bu durum neticesinde ortalama bir savaş uçağının bomba ya da füze kullanmasına dahi gerek kalmıyor. Aynı durum Altay'da söz konusu değil. Çünkü tavan zırhımız diğer tanklara nazaran 5-6 kat daha kalın. Videomuz burada sonlanıyor. Eğer tank mühendisliği ve gayri nizamı harp teknikleriyle alakalı çok daha derin bilgilere sahip olmak isterseniz yazmış olduğum Tank Mühendisliği 1. Cilt, 2. Cilt, Gayri Nizama Harp Teknikleri isimindeki eserlerimi satın alabilirsiniz. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Yorumlarda hep birlikte buluşalım. Selametle.